Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik doğrunun analitik incelenmesine. Önemli bir başlıktır arkadaşlarım. Kaç tane köşe taşımız varmış? 14 tane köşe taşımız var. Hepsini güzelce öğrenin arkadaşlarım. Üniversite sınavında garanti konudur burası dostlar. Garanti çıkacak üniversite sınavında. Burayı iyi öğrenirseniz çemberin analitiğini falan da mükemmel öğrenirsiniz, haberiniz olsun. Evet, birinci köşe taşımız muhtemelen eğim bulacağız. Bakalım ne diyor? D doğrusunun eğimi kaçtır diye söylüyor dostlarım. Bakın, bir doğrunun eğimi şu x ekseniyle yaptığı, şurada kesiştiği bir nokta var ya, x'i kestiği nokta, bakın burada da burası oluyor. Şu x'i kestiği noktada oluşan, şurada bakın 4 tane açı oluşuyor aslında. Şöyle alfa diyelim, beta diyelim. Bir de bunun tam tersi var. Şu beta'nın tam tersi burası da beta. Alfa'nın tam tersi burası da alfa. Şimdi 4 tane açı oluşuyor ama alttakiler tıpatıp aynı olduğu için üsttekilerle bizim işimiz olacak. Bu üsttekilerden pozitif yönde olan, yani pozitif yönden kastı da dostum sağ taraftaki açı hangisi ise işte burada alfa. Bu alfa senin eğim açındır dostum. Eğim açısı alfadır. Ve işte bu alfanın tanjantına da, tanjant alfaya da biz eğim diyeceğiz. Şimdi alfayı bulalım o halde. 45, şurayı bir temizleyeyim de öyle bir daha bulalım. 45, tabii ki şurası da 45. E şurası 135. Demek ki eğim dediğimiz şey tanjant 135. 135'in tanjantı da eksi 1'dir dostum. Hemen işaretledim, geçtim. Bakalım başka ne var? 2. D2 doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Gelin biz D1'i bir bulalım öncelikle. Şimdi D1 doğrusu, hatta şöyle yapalım. Şurası 30 derecedir diyelim. Bakın 30, şurası 90, şurası da 60 derecedir. D2'nin x ekseniyle yaptığı açılardan sağdaki 60 derece. O halde eğimi tanjant 60. O da kök3 olduğu için cevap Edirne'den geldi. Üçüncü sorumuza bakalım. D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Bak burası 12 birim. Şurası 90 olduğu için 5, 12, 13 çıktı ki şurası 5. Şu açıydı değil mi? Bizim eğim açımız sağdakiydi. Bunun tanjantı. Karşı bölü komşu. 5 bölü 12 sorumuzun cevabı. Şuradaki eksi 12'ye aldanmayın arkadaşlar. Evet, nokta olarak burası eksi ama biz tanjant, kotanjant falan yazarken uzunlukları aldığımız için şuradaki uzunluktur bizi ilgilendiren. Uzunluk da negatif olmayacağı için 12'yi aldık buradan, tamam mı dostum? Dördüncü soruya bakalım. Hangileri her zaman doğrudur diye soruyor bize dostlarım. Hangileri her zaman doğrudur ve bunların da eğimlerini yazmış bizim için. Şimdi bakın, D2 doğrusu, şuradaki kırmızı doğrunun eğim açısı burası. Yani 90'dan küçük bir açı dostlarım, görüyorsunuz değil mi? Çünkü 90 şurası olduğu için D2 90'dan küçük bir açı. Demek ki bunun eğimi daima pozitif çıkacak. Çünkü 90'dan küçük. 90'dan küçük bir açının tanjantı pozitif çıkar. D1'e bakın. Bunun eğim açısı da şu açı. O da 90'dan küçük. O zaman bunun eğimi de daima pozitiftir. Bir de D3'e bakın arkadaşlarım. D3'e bakın, 90'dan büyük. Hatta şu kadarlık büyük bir açı değil mi dostlarım? 90'dan büyük olduğu için bunun eğimi, yani tanjant değeri kesinlikle negatif çıkacak. O halde M3'ün eğimi negatif. Şimdi bak, diyor ki M1 ile M3'ü çarp. Bu artıydı, bu eksiydi. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Evet, bu doğrudur. Diğerlerine bakalım şimdi. M2 ile M3'ün toplamı, M2 ile M3'ün toplamı. Biri pozitif, biri negatif dostlarım. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük olduğunu bilmediğimiz için bunun her zaman doğru veya yanlış olduğunu söyleyemeyiz. M2 eksi M1. Şimdi M2 artı bir sayı. M1 de artı bir sayı. Artıdan artı çıkacak ve sonuç sıfırdan küçük olsun diyor dostlarım. Şimdi bunun olabilmesi için, yani şöyle yapalım. Eksi M1'i bu tarafa atarsak M2 küçüktür M1 mi acaba diye kontrol etmemiz lazım.
Hemen M2'ye bakalım. M2'nin tanjantı, M2 burada. Şu açının tanjantı. Diğeri de şu açının tanjantı, değil mi dostlarım? Hepsinin. Bakın, bunun açısı daha küçük ve açılar tanjantta ne oluyordu? Açı küçükse 90 dereceden küçük oldukları için yorumlayabilirim ikisini de. 90'dan küçükse tanjant değeri de daha küçüktür. O yüzden M2 M1'den her zaman küçüktür. 1 ve 3'tür bu sorunun cevabı. Ceyhan'dan gelir. Evet, geldik ikinci köşe taşımıza. Bu seferki eğim bulma yöntemimiz iki noktadan geçen eğim. Burada da olay çok basitti. Y'ler farkı bölü x'ler fark. Eğim bulmanın yolu bu. Y'ler farkı. Hemen y'leri çıkartalım. Eksi 6'dan a'yı çıkartalım. X'ler farkı 2'den de 3'ü çıkaralım. İşte bu eğimdir. Yani 8'dir. Şurası eksi 1 yapar. Eksi 1'i de burayla çarparsak eksi 8 olur burası. Burada da eksi 6, eksi a var. Şimdi eksi a'yı buraya, 8'i de bu tarafa atarsak artı geldi 2. A da buraya artı geldi. A 2'ymiş diyebiliriz. D doğrusunun eğimini soruyor. Bakın D doğrusunun ister eğimini şuradaki açının tanjantı diyerek bulun. Bakın burası 3, burası 1, burası 8'miş. 8 bölü 4'tür yani 2'dir diyerek bulun. İsterseniz bakın üstündeki bir nokta 1'e 8'dir. Diğer noktada eksi 3'e 0'dır. Hemen y'ler farkı bölü x'ler farkı deseniz de bulabilirsiniz eğimi dostlar. Şimdi üçüncü soru. Bir teleferiğin noktaları buradaymış. Teleferiğin başlangıç platformu kaç birim daha aşağılanırsa tırmanma yolunun eğimi iki katına çıkar diye bir soru sormuş. Kaç birim aşağı almamızı istiyorsa o eğimi iki katına çıksın diyor dostlarım. Şimdi bunun eğimi dediğimiz şey şöyle hemen gösterelim. Y'ler farkı 5 eksi eksi 1'den 6, x'ler farkı 8 eksi eksi 4'ten 12. Yani şu anki eğimi 1 bölü 2. Şimdi başlangıç noktası burasıymış. Gideceği yer de burası. Şimdi ne diyor? Başlangıç platformunu kaç birim aşağı alınırsa. Şimdi şu anki eğimi ne dedik bunun? 1 bölü 2 yani k'ya 2k dedik arkadaşlarım. Eğimi iki katına çıkar. Yani eğimi bir olsun istiyor bizden dostum. O halde şurada bir yere alacağız biz bunu. Şöyle bir doğru olacak. Şöyle bir doğru gelecek. Ve buradan da eğiminin şöyle gösterelim. 2K'ya 2K. Şurası 2K zaten. Şuranın da K olması lazım ki 2K'ya 2K şeklinde oluşturmuş olalım. Yani eğimi 1 çıksın. Şuradaki açının tanjantı 1 çıksın. Peki işte kaç birim aşağıya aldık bunu? Buradan buraya kaç birim getirdik diye soralım dostlarım. Şimdi şurasını bulalım hemen. Bakın burası y'ler farkıdır, değil mi? 5 eksi eksi 1'den 6 dediğimiz şey. O halde bir 6 birim de biz aşağıya alırsak olay bitiyor dostlarım. Cevap Denizli'ymiş yani. Diyor ki noktaları doğrusal olduğuna göre dostum şöyle bir doğru düşünün, D doğrusu. Şimdi ben bu doğrunun eğimini A ve B'den bulmak istesem şu iki noktadan eğimini bulabilirim, değil mi? Eğim A ve B ne çıkar? Y'ler farkı 7 eksi eksi 2'den 9, 5 eksi 2'den 3, eğimi 3 çıktı. Aynı doğrunun eğimini B ile C'den bulsak biz dostlarım yine aynı doğru olmuyor mu? O halde BC'den de eğim bulalım. 7 eksi A, Y'ler farkı. 5 eksi 4, 1. X'ler farkı. İşte bakın bu da, bu da. Aynı doğrunun eğimi olduğu için birbirlerine eşitliyorum. A buradan 4 geliyor dostum. Hemen şuna bakalım. Bak aynı muhabbeti yapacağız şimdi. Hemen A ile B'den eğimi bulalım. 0 eksi eksi 2'den 2. 2 eksi 0'dan 2 bu eğimleri. Bir de B ile C'den bulalım. 5 eksi 0'dan 5. X eksi 2'den de yazalım buraya. Şimdi burası 1 geldi. İçler dışlar yaparsak x eksi 2 eşittir 5. X eşittir 7 çıktı. Hemen üçüncü sorumuz. Bir mahalle marketin konumu kaç birim yukarıda olsaydı Ali'nin evi, market ve okulun konumu doğrusal olurdu diye soruyor. Şimdi şurada bir yerde olsaydı şöyle doğrusal olması için şurada bir yere çıkması gerekiyordu arkadaşlarım marketin.
Apsisi değişmeyecek tabii de ordinata acaba ne olurdu diye soruyor. Yukarı aşağı inmek ordinatta bir değişiklik yapıyor. Peki bu durumda y'sini bulalım bakalım. Ne yapalım? A ile c arasındaki eğimi bulalım. Hemen eksi 3 eksi 7'den eksi 10 bölü eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 eğimi 5 bölü 10 bölü 5'ten 2. Şimdi de şu ikisinin arasındaki eğimi bulalım dostlarım. Y eksi 7 bölü 1 eksi 3'ten eksi 2. İşte bu 2'ye eşit olacakmış. Buradan eksi 4 eşittir y eksi 7. Bunu buraya alırsak 3 eşittir y. Y'nin 3 olması gerekiyor ki doğrusal olsunlar dostlarım. Eksi 1'di. 3 olması için 4 birim yukarıya çıkması gerekir dedim. Cevap Denizli'den geldi. Evet, geldik şu köşe taşına. Noktasından geçen ve eğimi bilmem ne olan doğrunun denklemi. Arkadaşlar biz doğru denklemini şu formülle yazacağız. Y eşittir mx artı n. Bizim doğru denklemi yazma formülümüz bu olacak. Şimdi m'i biliyor muyuz? Evet, eğimi 1 bölü 3'müş. O zaman doğrunun denklemi y eşittir 1 bölü 3x artı n. N'i bulmak için bakın bunları hep konu anlatım videolarımda ya söylemiştik. N'i bulmak için noktayı yerine yazacağız. Yani x yerine 1, y yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2 eşittir. 1 yazarsam 1 bölü 3 artı n. 1 bölü 3 de buraya eksi geldi. Eksi 1 bölü 3 eşittir n oldu. Eksi 6 bir daha eksi 7 bölü 3 geldi n. Şimdi denklemi bir daha yazalım. Y eşittir. X bölü 3 eksi 7 bölü 3. Şimdi 3 ile çarpalım. 3y eşittir x eksi 7. Hepsini bir tarafa toplayalım. 3y eksi x artı 7 olur. Yani cevap Ceyhan'dan gelir. Şimdi bir de bunun korsan yöntemi vardı dostlarım. Hemen 1'e eksi 2 noktasını şıklarda yerine yazın. Hangi şıklar sağlamıyorsa üstünü çizin. Sonra kalan şıklarda da eğiminin hangisinin eğimi 1 bölü 3 diye bakın. Bence bu da en güzel yöntem yani. Burada ne diyor? D doğrusunun denklemi nedir diye soruyor dostlarım. Hemen önce eğimini bulalım. Bakın şu nokta sıfıra eksi 2 noktasıdır aslında, değil mi? Şimdi y'ler farkı 1 eksi eksi 2'den 3, 4 eksi 0'dan da 4. Eğimi 3 bölü 4 olacakmış. Önce bunu bir söyleyelim. Şimdi şıklara bakın. Hangisinin eğimi 3 bölü 4 değil? Mesela bunun eğimi eksi 4. Bunun eğimi 2 bölü 5. Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bunun eğimi eksi 3 bölü 4. Değil mi? Bunun eğimi eksi 3 bölü 4. Bunun eğimi 3 bölü 4. Aha. Direkt doğru cevabı bulduk dostlarım. Ha, iki şık arasında kalsaydık bir de noktaları yerine yazacaktım. Mesela şunu yazacaktım. X yerine 0, Y yerine eksi 2 yazdığımda hangisi sağlıyor diye bakacaktım. D doğrusunun denklemi nedir diye soruyor bize. 3 eş dikdörtgen. Bak bunun apsisi 2'ymiş. Şurası 2. Ordinatı da 2'ymiş dostum. Demek ki kısa kenarımız 2. Şurası da 2. Şunun da yüksekliği 4'müş. Yani şuraya kadar olan kısım 4'müş şu kısım. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 6 oldu. Şurası da 6. Tabii ki şurası da 4. Şurası da 6 diyelim. Şimdi şu noktanın koordinatları. Apsisi eksi 6, ordinatı eksi 2. Eksi 6'ya eksi 2. Şu noktanın koordinatlarına bakalım. Apsisi 6, ordinatı şuradan aşağı inen diklik. Yani 2'ye, şurası 2, şurası 4 olduğu için 6'ya 6. Hemen eğimini bulalım. Y'ler farkı 6 eksi eksi 2'den 8. 6 eksi eksi 6'dan da 12. 4'e bölersem 2 bölü 3'tür eğimi. Eğimi 2 bölü 3 olanları tutalım. Diğerlerini silelim. Bak eğimi 2 bölü 3. Eğimi 3 bölü 2. Bu gitti. Eğimi 3 bölü 2. Bu gitti. Bunun eğimi 1 bölü 3. 1 bölü 2. Bunlar gitti. Bir tek eğimden zaten Bursa şıkkını doğru cevabı bulduk. İki şık olsaydı dediğim gibi şu ya bu noktayı ya da bu noktayı yerine yazıp doğrunun üstündeki bir noktayı yerine yazıp doğru cevabı bulacaktık. Ha, bu 3 Edirne diyor. 2 Bursa tamam. 3 Edirne diyor. Bakalım bir yerde hata mı yaptık arkadaşlar? Bir daha bakalım. Edirne
Eğimi bunun 2 bölü 3. Ben neyi işaretledim? Eğimi 2 bölü 3. Tamam, bu olacak. Bunun eğimi ne? 3 bölü 2 lan. Bunun eğimi 3 bölü 2 ya. 2 bölü 3 olanı işaretleyeceğiz. Tabii ki Edirne arkadaşlarım. Tamam, hata bendeymiş. Tamamdır, düzelttik. Hadi bakalım. Geldik 5. köşe taşımıza. Eğimi eksi 2 olan ve orijinden geçen, dostlar, orijinden geçen bir doğrunun denklemi y eşittir mx şeklinde yazılır. Eğimi de eksi 2 olduğu için y eşittir eksi 2x'tir. Attık bu tarafa, y artı 2x eşittir 0 diyebiliriz. Y artı 2x eşittir 0, Ceyhan'da var mesela. Orijinden ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini soruyor bize. Hemen kardeşim ne yapacağız? Bu noktayı şıklarda yerine yazalım. X yerine 5, y yerine eksi 3 yazın bakalım hangisi sağlıyor? X yerine 5 yazarsam 15, eksi 3 yazarsam bu da 15. 15, 15 daha 30 eşit midir sıfıra? Değildir. X yerine 5 yazdım 15, y yerine eksi 3 yazdım eksi 15, topladım 0. Evet, Bursa şıkkı doğru cevaptır. Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Noktasından geçen ve x eksenine paralel olan, dostlar, x eksenine paralelse bizim doğrumuz şöyle bir doğrudur ki biz bu doğrulara y eşittir bir şey doğrusu diyoruz. Y eşittir k gibi bir doğru diyoruz. Peki k kaç? Tam y'nin üstünden geçtiği sayı neyse o. Bakın y'si kaçmış bunun? 5. Demek ki y eşittir 5 doğrusu. Y'nin 5 olduğu yerden geçiyor dostlarım. Y eşittir 5 ya da 5'i bu tarafa atarsanız y eşittir eksi 5 doğrusu da diyebilirsiniz. Evet, dik koordinat düzleminde doğruları ile D3 doğrusu bir kısmı gösterilmiştir. D1, D3 doğruları x eksen arasında kalan üçgensel bölgenin D1, D3, D1, D3 ve x ekseni arasında kalan şu bölgenin, bakın bu y eşittir 4 doğrusu. O halde y'nin tam 4 olduğu yerden geçiyor. Şurası 4, burası da 4. Şurasına hemen k diyelim. Şu üçgenin alanı 4 çarpı k bölü 2'den 8'miş. Demek ki k 4'müş dostlarım. Şurası da 4'müş. X eşittir 6 dediği için şurası 6 noktasıdır. Demek ki orijin uzaklığı 6, şurası 2 oldu. D3 doğrusunun x eksenini kestiği nokta şurası yani. Kaç birim sola alınırsa üçgenin alanı 8 birim kare artar. Şimdi 8'di ya üçgenin alanı. 8 artması demek 16 olacak demek. 16. 4 çarpı, şimdi yeni üçgende şöyle bir şey olsun arkadaşlarım. 4 çarpı şu dik üçgenin kenarı 4 çarpı m diyelim ona, bölü 2 16 olacak. Demek ki m 8 olacak. Yani şu uzunluğun 8 olmasını istiyor. Dik üçgenin şu uzunluğu 8 olsun. Burası 6 ise buraya da 2 diyeceğiz. Bakın 8 birim oldu ki alanı 16 çıktı. Peki buradaydı. 4 birim geriye aldım değil mi? 2, 2. 4 birim geriye alacaksınız ki alanımız 8 çıksın. Evet gençler, bir durdurduk. Şimdi tekrar devam edelim. Şöyle 5. köşe taşını gömmüşüz. Şimdi 6'dayız. Bakalım bu ne diyor? Doğrusunun y eksenini kestiği noktanın apsisi. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririz dostlarım. X'i 0 olan bir noktayı bulup y eksenini kestiği noktayı bulmuş oluruz böylelikle. Ama bize zaten apsisini sorduğu için dikkat edin, cevap 0'dır. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı deseydi x'e 0 verip y'yi bulacaktık. Tamam mı kardeşler? Doğrusunun x eksenini kestiği nokta. Şimdi x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorsunuz hemen. Y sıfırken bakalım x kaç? Y sıfırken burası da 0 olur. 2x eşittir eksi 10, x eşittir eksi 5 olur. İşte kestiği noktanın apsisi eksi 5'tir. Ordinatı kaçtır? 0'dır. Bilmem ne noktasından geçen ve eğimi eksi 2 olan doğrunun y eksenini kestiği nokta. Şimdi hemen doğrunun denklemini bir yazalım mı? Y eşittir eğim çarpı x artı n. N'i nasıl buluyorduk? Noktayı yerine yazarak. Y yerine eksi 8, x yerine 6 yazarım. Eksi 20 geliyor n. Yani y eşittir 2x
eksi 20 imiş doğrunun denklemi. Y eksenini kestiği noktayı soruyor. O zaman x'e 0 vereceğiz, değil mi? X'e 0 verelim. Y eşittir 20 çıkıyor dostlarım. X'e 0 vereceğiz. Denklemi yanlış mı yazdık lan? Y'ye eksi 8 ver. X'e 6 ver. Lan eğim eksi 2 imiş. Çok pardon arkadaşlarım. Biz 2 aldık. Eksi 2 imiş. Şurası eksi 12 yaptı. Bu tarafa attım. Artı 4 yaptı burası. N 4'müş. Artı 4. Şimdi oldu. Heh. X'e 0 verirsem Y eşittir 4 olur. Noktalarından geçen doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. Hemen şimdi bu doğrunun önce eğimini bulalım. Y'ler farkı 3, X'ler farkı 2. Denklemini yazalım. Y eşittir 3X bölü 2 artı N. Hemen noktalardan birini yerine yazıyorum. Hemen A noktasını yazalım. X yerine 4, Y yerine 9 yazıyorum. 9 eşittir. 4 yazarsam 12 bölü 2'den 6 artı N. N eşittir 3 geliyor. Yani denklem Y eşittir 3X bölü 2 artı 3 oldu. Şimdi eksenlerle oluşturduğu bölgeyi göstermek için doğrunun denklemini, grafiğini çizeceğim. X'e 0 verirsem Y'yi 3'te kesiyor. Y'ye 0 verirsem eksi 3 eşittir 3x bölü 2'den eksi 1. Eksi 2 de kesiyormuş x'i. Şöyle bir doğru. Eksenlerle oluşturduğu bölgede burası. Yani 3 ve 2'den oluşan bir dik üçgen. Dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. 3 geliyor sorunun cevabı. Evet. X eksenini bir noktasında, bak, x'i kestiği noktayı x'in altına, y'yi kestiği noktayı y'nin altına yazıp bir denklem oluşturduğunda bunu da 1'e eşitlersen işte bu senin doğrunun denklemi oluyor dostum. Hemen payda eşitleyip ya da direkt zaten x var mı aynısı? İşte burada. Denizli şıkkı. Payda eşitlemeye gerek kalmadı. Şuna bakın. Bak, x'i kestiği nokta 2 artı y'yi kestiği nokta 3 eşittir 1. Buradan da payda eşitliyorum. 3x artı 2y bölü 6'yı da buraya 6 olarak attım. 3x artı 2y eksi 6. Ceyhan şıkkı doğru cevaptır. Şimdi bunun denklemini çizelim. Grafiğini çizelim hatta. Bak, x'in altına x'i kestiği nokta. Demek ki x'i 3'te. Y'nin altına y'yi kestiği nokta, ama şurası artı olmalı. Demek ki bu eksi 2'ymiş. Kardeşim eksisini buraya vermiş. Y'yi de eksi 2'de kesen, İşte bu doğrunun eksenler arasında kalan şu bölgenin alanı. 3 ile 2, değil mi, dik üçgenimizin kenarları, çarpıp 2'ye bölüyorsunuz. Bakın burada da fonksiyon. Fonksiyon da doğrusal fonksiyon olduğu için denklemini hemen oluşturalım. X bölü eksi 4 artı y bölü 3 eşittir 1. Şimdi payda eşit diyelim. 3x eksi 4y bölü eksi 12 olur. Eksi 12'yi de buraya çarpı olarak atalım. 3x artı 12 eşittir. 3x artı 12 eşittir 4y oldu. Yani 3x artı 12 bölü 4 eşittir y. Y dediğimizde fx'ti, değil mi dostlarım? Şimdi f'te 4'ü, yani x yerine 4 yazın diyor. Yazarsak 12, 12 daha 24 bölü 4'ten 6 gelir sorumuzun cevabı. F4 6'ymış. Evet, 8. köşe taşımız. Doğrunun eğimi nedir diye soruyor. Dostlar, denklemden eğim bulacaksanız sabit sayıyı kapatın. Hiç uğraşmayın sabit sayıyla. Kafanız karışmasın bir daha yalandan yere. Ve y'yi yalnız bırakın. Y burada durursa, x'i bu tarafa attım. Eksi 2x oldu ya, işte x'in katsayısı eğim olur. Y burada dursun, 4y. 3x buraya eksi 3x geldi. Bak, y yalnız mı? Değil. 4'e böleceksin. Eksi 3x bölü 4 olur. İşte x'in katsayısı eğim. Eksi 3 bölü 4'müş. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir 0 bölü 2. Yani 0 oluyor dostlarım. X'in katsayısı olmadığı için demek ki eğimi 0'mış bunun. X'in katsayısı 0'mış demek ki. Şuna bakıyoruz. Şimdi y'yi yalnız bırakmak için x'i bu tarafa atalım. 2a artı 1 diye bu tarafa geldi bu. Bir de a artı 1'e bölelim arkadaşlarım. İşte y yalnız kalır bu durumda.
Ve eğimi 3'müş. Bu da eğim 3. Hemen düzenledim. 2a artı 1 eşittir 3a artı 3 olur. A eşittir eksi 2 gelir buradan. Evet, 9. köşe taşımız. Doğruları paralel olduğuna göre, iki doğru paralelse ya eğimleri eşittir dersin, ya da dostlarım bunların denklemlerini şöyle bir hepsini bir tarafa toplayalım öncelikle. Y artı 3x eksi 2 eşittir 0. Bu da zaten hepsi bir tarafta toplu. Şöyle yazayım. AY artı x eksi 1 eşittir 0. Bak, y'lerin katsayıları oranı 1 bölü a, x'lerin katsayıları oranı da 3. Bunlar birbirine eşit olur. A eşittir 1 bölü 3 çıkar buradan. Bak, aynısını burada da yapalım. Paralelse bunlar, x'lerin oranı a bölü 2 eşittir y'lerin oranı eksi 3 bölü b. Buradan a çarpı b eşittir eksi 6 gelir. Doğrusuna paralel olan, şimdi bu doğruya paralelse senin doğrun da x artı 2y ile başlamalı ki, şöyle x artı 2y artı sabiti farklı olmalı senin doğrunun. Çünkü eğimleri aynı olacak. X'lerin ve y'lerin oranı aynı olacak. Yani senin doğrun da x artı 2y ile başlayacak. Artı sabiti farklı. Sabiti bulmak için ne yapacaksın? Noktayı yerine yazacaksın. X yerine 1, y yerine eksi 2. Yazarsak 1 eksi 4 artı k eşittir 0. Eksi 3, bu tarafa attım. K eşittir 3. Yani şurası 3 olacakmış dostum. X artı 2y artı 3. Noktasından geçen doğru, bak buradan bir doğru geçiyorsa eğimini bulalım. 3 eksi 1'den 2, eksi 1 eksi 4'ten de, eksi 1 eksi 4 ne yapıyor? Eksi 5. Eğimi bu. Doğrusuna paralel olduğuna göre, şimdi bu eğimli doğruyla bu doğru paralel. O zaman eğimleri aynı. Gelin bunun eğimini yazalım. Şimdi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının ters işaretlisidir eğim. Bu da neye eşitmiş? 2 bölü 5'e. Eksi 2 bölü 5'e. Eksiler gitti. 2'ler gitti. B eşittir 5 çıktı. Evet. Doğruları birbirine dikse, iki doğru dikse eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. Şunun eğimini söylüyorum hemen. 3 bölü 2 çarpı. Bunun eğimini söylüyorum hemen. 3 bölü a. Değil mi? Doğru söyledim. Evet. 3 bölü a. Çarpımları eksi 1 olacakmış dostum. Buradan 9 bölü 2a eksi 1, 9 eşittir eksi 2a, eksi 2'ye bölersem de a eşittir eksi 9 bölü 2. Doğrusuna dik olan, şimdi bu doğrunun eğimi y eşittir 2x olduğu için eğimi 2, bunun eğimi 2. Çarpımlarının eksi 1 olması lazım dik olması için. O zaman bizim doğrumuzun eğiminin eksi 1 bölü 2 olması lazım ki çarpımları eksi 1 olsun. Şimdi eğimi eksi 1 bölü 2 olan bir doğru arıyoruz dostlarım. Bakın, bunun eğimi eksi 1. Bunun eğimi 1 bölü 2. Bunun eğimi eksi 2 bölü 3. Bunların eğimi, ikisinin de eğimi eksi 1 bölü 2. Bunların ikisi de doğru cevap olabilir. Bir de ne demişti? Bu noktadan geçiyor. Noktayı da sağlayacak o zaman dostlar. X yerine eksi 2, Y yerine 3 yazın. Hangisi sağlıyorsa cevap o. Şimdi x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2, y yerine 3 yazdım, 6 eksi 3. Acaba gerçekten 0'a eşit mi? Eksi 4 yok, 4 eksi 3 1 oluyor. 1 eşittir 0 oldu, bu sağlamadı. Demek ki cevap denizdi. Bunu da gerçekten denediğinizde sağladığını göreceksiniz dostlarım. Evet, D2 doğrusunun denklemi nedir diye soruyor bize. Dostlar, D2 doğrusuyla D1'e bakın, dikler. Şimdi şuradaki açı D1'in eğimini verir bize, değil mi? Tanjantı. O da 2 bölü 3'tür. Bunun eğimi 2 bölü 3. O zaman M2'nin eğimi, D2 doğrusunun eğimi dik kesiştikleri için çarpımları eksi 1 olmalı. Çarpmaya ve toplamaya göre tersini alırsanız buluyorsunuz işte. Eğimi eksi 3 bölü 2 olan bir doğru arıyoruz. Hangisinin eğimi eksi 3 bölü 2'dir? Bakın, bununki 1 bölü 3. Bununki eksi 2 bölü 3. Bununki eksi 3 bölü 2. Bu dursun. Bununki 2 bölü 3. Bununki 3 bölü 2. Bu da gitti. Aha, Ceyhan'dan çıktı. Eğer iki şık arasında kalsaydım, bir de şurada 3'e 0 noktası vardı. Bir de bunu yerine yazacaktık dostlarım.
Y eksenine dik olduğuna göre şöyle y eksenine dik olan doğrular şöyleydi değil mi? Y eşittir bir şey doğrularıydı ve bunların eğimleri sıfır olmalıydı dostlarım. O halde bu doğrunun eğimi sıfır olmalı. Hemen eğimini söyle. Eğimi şudur. A eksi 2 bölü 2a artı b'nin eksilisidir ve bunun sıfır olması lazım. Dolayısıyla a buradan 2 gelmeli ki pay sıfır olsun. Paydanın da sıfır olmadıktan sonra ne olursa olsun önemli değil. Evet. Evet. Hazır bir boşluk yakaladık. Bir iki köşe taşı daha gömelim arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Doğrularının kesim noktası nedir diye sormuş. Kesim noktası bulmak için ortak çözüm yapacağız arkadaşlarım. Hemen ikisini ortak çözüp olayı bitireceğiz. Yani şöyle yok etme metodu yapabilirsiniz. Alt alta yazalım. Eşittir 2. Bunu da yazalım. X artı y eşittir eksi 4. Y'leri yok edelim mesela hemen. Bunu 2 ile çarpalım. 2x, 2y eksi 8 olsun. Toplayalım. 3x eşittir eksi 6 olur. X eşittir eksi 2. Şimdi x'imiz eksi 2 olacak. Şu değil, şu değil, şu değil. Y'yi bulmak için de hemen x yerine eksi 2 yazalım şu denklemlerin birinde. Mesela şunu da yazalım. Eksi 2 bu tarafa gelirse artı 2 gelecek. Artı 2 olması eksi 2 yapar burayı. Y de eksi 2 çıkıyormuş. Cevap bursaymış. Burada ne diyor? Doğruları çakışık. Çakışık doğrularda şöyle yapıyorsunuz. X'lerin katsayılarının oranını alıyorum. Yani a artı 1 ile bunun x'i ne? 3. Eşittir. Şimdi y'lerinki b eksi 1 ile eksi 2. B eksi 1 bölü eksi 2. Son olarak da sabitler. 4 ile 2. 4 bölü 2'yi alıyorsunuz. İşte buradan soruyu çözeceğiz dostlarım. Bakın bu neymiş? 2 katına çıkartıyormuş. Alttaki üsttekini. Yani şurasının 6 olması lazım. O halde a artı 1 6 ise a 5. Bunun da eksi 4 olması lazım. 2 katına çıkartması için. Eksi 4. B eşittir. Eksi 3. A artı B de 2 yaptı dostlarım. Cevap Adana'dan geldi. Doğruları tek bir noktada kesiştiğine göre kesişiyorlarsa paralel değil demektir. Peki paralel olunca ne yapıyorduk biz? X'lerin oranı. Bakın bunun X'inin katsayısı 2, bununki eksi 2. Eşit oluyordu. Y'lerin oranına A artı 1 bölü bunun Y'si de 3. Şimdi neydi? Paralelseler yani kesişmiyorlarsa bunlar eşitti. Kesişiyorlarsa paralel değil. Demek ki eşit değil diyeceksiniz. Hemen burayı bir düzenleyelim. Şurası eksi 1 yapıyor dostlarım. 3 ile de eksi 1'i çarparsam eksi 3 eşittir a artı 1. 1'i buraya attım. Eksi 4 a. A eksi 4 olmalıydı paralelseler. Paralel değillerse de eksi 4 olamaz diyeceksiniz dostlarım. Doğruları kesişmediğine göre kesişmiyorsa ne demekti? Paralel. Peki paralelse ne yapıyordum? X'lerin oranı. Bak bunun x'i b. Bunun x'i 2. Bunun y'si eksi 3. Bunun y'si a. Eşit olacaklar. Buradan b çarpı a eşittir. Eksi 6 geliyor. Cevap Bursa. Evet, kaç numaradayız? 12 numaralı köşe taşındayız. Doğrusu üzerinde bulunmaz diyor. Doğrunun üstünde bulunması için kardeşim denklemini sağlaması lazım. Yani siz bu noktaları getirip yerine yazacaksınız. Olayı bitireceksiniz dostlarım. X yerine 1, Y yerine 4 yazın. Bakın 2 artı 4 gerçekten 6'ya eşit. O zaman bu nokta üstünde. Şunu yazalım. X yerine 3 yazalım şimdi. 3. Y yerine 0 yazalım. 6 eşittir 6. Bu da sağladı. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 2 olur. Y yerine 8 yazarsam artı 8. 6 geldi eşittir 6'ya. Doğru. Bu da oldu. Şunu yazalım. X yerine eksi 2 yazarsam eksi 4 olur. Y yerine 2 yazarsam artı 2 eşit midir 6'ya? Eksi 2 eşittir 6 oldu. Sağlamadı. Demek ki cevap Edirne'ymiş. 2'ye bakıyoruz. A 3'e 0. Demek ki şurası 3. Bak bu doğrunun eğimi x'in katsayısı değil mi? 4 bölü 3. Yani şu açının tanjantı 4 bölü 3 olacakmış dostlarım. Demek ki karşısı 4 olacak ki komşusu 3 zaten. Bunu bulduk. Alan AOB şu üçgeninde alanını istiyor bizden. 4 çarpı 3
bölü 2. Noktası doğrusu üzerinde ise denklemini sağlayacak. Yani y yerine a eksi 1 yazacaksınız. X yerine a artı 1 yazacağız. Eksi 2 var eşittir 0. Buradan 2a şunlar gitti eşittir 2. A eşittir 1 oldu. A 1 ise p noktası ne oldu bu durumda? 1 yazarsam 4 virgül 1 yazarsam eksi 3. Bana da diyor ki orijine olan uzaklığını bul. Hemen kök içinde x'ler farkı 4, karesi 16, y'ler farkı eksi 3, karesi 9. Buradan da kök 25'ten 5 çıktı cevabımız. Birim kareleri de d doğrusu göstermiştir. Buna göre en sağda bulunan iki karenin üzerine en az kaç birim kare eklenirse d doğrusu bu sıradaki en üstte bulunan karenin bir köşesinden geçer diye bir soru sormuş bize. Bakın bu doğrunun eğim açısı şurası. 45 derece oldu gördünüz mü? Şurasıyla şurası bizim eğimimiz oldu dostlarım. Veya şurasıyla şurası da bizim eğimimizdir diyebilirim kardeşlerim. 1'e 1 olduğunu görün buranın. Bak burası 2, burası 1 birim şöyle. Tam ortası oldu değil mi şurası? Orta taban oldu yarısı olduğu için. Demek ki burayı da 2'ye bölecek. Şuralarda 1, 1'miş demek ki dostlarım. Peki eğim açısı 45 olacak şekilde. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uzunluk var. 6. Demek ki bunun üstüne ben 4 tane daha koyacağım ki dostlarım şöyle. 1, 2, 3, 4 olacak ki şurası da 6 gelsin. Eğimi değişmeden bakın 6'ya 6, 1 olduğunu böyle de görebilirsiniz. O yüzden toplam 6 tane olmalı. Yani üstüne 4 tane daha koymalıyız diye düşünüyorum. Ama karenin köşesinin şuradan geçmesi için hani 2 birim burada 6 olması için bir köşesi şuradan geçse şöyle yapsak yani şöyle çizsek şuranın 6 olması için ya da şuranın 6 olması için 2 buraya 4 daha gelmeli. D doğrusuna bu sıradaki en az kaç birim kare eklenirse cevabı Bursa diyor da arkadaşlarım ben 4 buluyorum. O niye Bursa diyor? 45 olmalı. Antik D doğrusu buna göre en sağda bulunan iki karenin üzerine en az kaç birim kare eklenirse D doğrusu bu sıradaki en üstteki bulunan karenin bir köşesinden geçer. Yani tam şuradan geçmesi için uğraşsak niye böyle çıktı? Bizde mi hata var? Buranın 6 olması lazım. Doğru mu? Şöyle gitmesi lazım. Çünkü burası şuradan hesaplarsam 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şuradan hesaplarsak 5. Burası 5. 5 de burada olması lazım ki şöyle olsun değil mi dostlarım? 5. Demek ki üstüne 3 tane daha koyarsak olur. Tamam doğruymuş. Evet bir hata bendeymiş yani. Acele etmişim birazcık. Pekala 12 de tamam. 13 numaralı köşe taşındayız. Noktanın doğruya olan uzaklığını soruyor. Olay çok basit dostlarım. Öncelikle şu eksi 3'ü buraya artı 3 olarak geçirelim. Eşittir 0 olsun. Şimdi şöyleydi. Yukarıda mutlak değer aşağıda karekök vardı. Formülümüz böyle. Bak mutlak değerin içine ne yapacağız? Şimdi noktayı getirip doğrunun içinde yerine yazacaksın. Sonra doğruyu da getirip mutlak değerin içine yazacaksın. Olay bu. Noktayı getir burada yerine yaz. Yani x yerine 3 yazarsanız 9 olur. Y yerine eksi 2 yazarsanız artı 8 olur. Bir de artı 3 var. Şimdi karekökün içini dolduralım. O daha basit. Şuradaki x'in ve y'nin katsayıları var ya 3 ile eksi 4. Bunların karelerini topluyorsunuz. İşte bu. Şurası ne yaptı? 20 bölü. Burası da 5 diye çıktı. 20 bölü 5'ten 4. Bak yine aynı. Bu sefer uzaklığı vermiş şimdi. Mutlak değer bölü karekök diyelim. Uzaklık 3'müş. Şimdi ne yapıyorduk? Noktayı doğruda, doğruyu da mutlak değerde yerine yazıyoruz. Şimdi x yerine eksi 2 yazarsak eksi 6. Y yerine m yazarsak 4m. Bir de eksi 5 var. Karekökün içine 3'ün ve eksi 4'ün karelerini toplayacağız. 25. Şimdi burası 5 yapar. 3 ile çarparsam 15 olur. Burası da mutlak değer içerisinde. Eksi 11, eksi 4m. Şimdi bunu bir 15'e eşitleyeceğiz. Eksi 11, eksi 4m'i bir 15'e. Bir de
Eksi 15'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Önce buradan bir bulalım. 4m buraya, 15 de buraya gelirse eksi 26 eşittir 4m. Eksi 13 bölü 2 eşittir m. Şıklar da yok. Diğerine bakalım. Eksi 11 eksi 4m'i eksi 15'e eşitleyeceğiz. Bunu buraya aldık. 4 eşittir 4m. M eşittir 1 çıktı arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Şimdi eşkenar üçgenin BC kenarı doğrusu üzerinde. Bak bir eşkenar üçgen düşünelim. A burası zaten. 2'ye eksi 2. BC de şöyle bir doğrunun üstündeymiş dostlarım. Bu doğrunun üstünde. Şimdi A'nın bu doğruya uzaklığı eşkenarın yüksekliği oluyor. O zaman hemen A noktasının doğruya olan uzaklığını bulalım. Şimdi mutlak değerin içine noktayı yerine yazarak denklemi yazacaktık değil mi? Şunu yazacağız. X yerine 2 yazarsak 10. Y yerine eksi 2 yazarsak 24. Bir de 5 var. Buraya da 5'in ve eksi 12'nin karesi gelecek. 5'in karesi eksi 12'nin karesi. Ne çıkıyor burası? 34, 39 bölü. Burası da 5, 12'den 13 geliyor. Yani H 3 geldi. Şimdi 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3. Tabi bu da kök 3. Bakın alanını soruyor. Yüksekliği 3, tabanı 2 kök 3 bölü 2 idi eşkenar üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 kök 3 geldi alan. Şuna bakalım. ABC bir üçgen demiş. Şimdi dostlar videoyu bir durdurmak zorunda kaldık da herhalde 4. soruya kadar da çözmüşüz. Şimdi geldik buna. Bakalım bu ne diyor? A'yı B'yi C'yi vermiş. AH nedir diye bir soru soruyor. Bakın bu AH dediğimiz şey aslında A'nın şu BC doğrusuna uzaklığı demektir dostlarım. Bunu yapacağız şimdi. Tabii bunun için A'nın koordinatlarını biliyor muyuz? Evet, 1'e 4. Bir de bu doğrunun denklemini bilmeliyiz dostlar. Şimdi doğrunun denklemini bulabilmemiz için de iki noktasını vermiş bize kardeşlerim. Hemen şu iki noktadan doğrunun denklemini de bir bulalım. Önce eğimini bulalım şuradan. Eğim eşittir. Y'ler farkı eksi 2. X'ler farkı da eksi 2. Eğim 1. Eğimi 1 ise denklemini şöyle yazacağız değil mi? Y eşittir. Eğim çarpı yani 1 çarpı X artı N. N'i bulmak için de noktalardan birini yerine yazıyorum. B'yi yazalım. Y yerine 1, X yerine 2 yazıyorum. Eksi 1 eşittir N geldi. Yani doğrumuzun denklemi Y eşittir X eksi 1 ya da Y eksi X artı 1 eşittir 0. İşte bu da BC'nin denklemi. Tamam. Şimdi noktanın doğruya uzaklığı. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. Mutlak değerin içine doğrunun denklemini yazacağım ama noktayı yerine yazarak. Yani Y yerine 4, X yerine 1 artı 1 bölü buraya da Y'nin ve X'in katsayıları olan 1, 1'in kareleri toplamı 1 artı 1. Burası 4 yaptı bölü kök 2. O da 2 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet bakalım burada ne var? İki doğru arası uzaklık var burada da arkadaşlarım. Doğruları arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Burada olay şuydu, şartımız şu. X'lerin ve Y'lerin kat sayıları eşit olacak dostum. O yüzden bunu önce eksiyle çarpalım. Eksi 12 Y artı 5 X eksi 16 eşittir 0. Bak şimdi X'lerinki ikisi de artı 5. Y'lerin ikisi de eksi 12 oldu. Şimdi bu durumda formül şu. Yukarıda mutlak değer aşağıda karekök. Sanki az önceki formüle çok benziyor. Evet çok benziyor. Hatta o kadar çok benziyor ki kareköklerin içi tıpatıp aynıdır dostlarım. Yani burada da X'in ve Y'nin katsayıları var ya 5 ile 12. Bunların karelerini koyacaksın. 5'in karesi 12'nin karesi. Mutlak değerin içine de şu sabitlerin farkını yazacağız. Yani 10 eksi eksi 16. Buradan 26. Burası da 5 12'den 13. 26 bölü 13'ten 2. Doğrular üzerinde bulunan karenin alanı. Bak bu doğrular birbirine paralel. Çünkü x'lerin oranı, y'lerin oranına eşit. Şimdi bunların üzerinde bulunan kenarları şöyle bir kare varmış dostlarım. Bu karenin de alanını soruyor. Gelin biz bir kenarını bulalım, h'ı.
Neymiş? İki doğru arasındaki uzaklık. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Sabitler farkı. 8 eksi eksi 2'den 10. X'in katsayısı y'nin katsayısının kareleri. 1'in karesi 1'in karesi. 10 bölü kök 2'den 5 kök 2'dir h. Karenin bir kenarını biliyorum. Alanını soruyor. Bunun karesi 50. D1, D2 doğruları. Aralarındaki uzaklık gösterilmiş. Önce şunu 2 ile genişletelim, değil mi? X'lerin ve y'lerin oranı eşit olsun. Hatta eksi 2 ile genişletelim. Eksi 2 ile çarparsak 6y eksi 2x eksi 2 ile çarptığım için eksi 6. Şimdi neydi ikisinin arasındaki uzaklık? Sabitler farkı mutlak değer içinde eksi 6 eksi k bölü kök içinde de 6'nın karesi artı eksi 2'nin karesi. Yani kök içinde 36 artı 4 eşitmiş. İkisinin arasındaki uzaklık kök 10'a. Burası 2 kök 10 yaptı. Kök 10'la çarparsam 20 yapar. Yani eksi 6 eksi k eşittir 20'dir. Bunu bir 20'ye eşitleyeceğiz. Bir de eksi 20'ye eşitleyeceğiz. Buradan k eşittir eksi 26 gelir. Buradan da k eşittir 14 mü gelir? K'nın alabileceği değerlerden biri 14'tür dostlarım. Edirne'den geldi. Evet, tarama testine geçiyor. Burada durdum. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da tarama testini gömeceğiz. Bu arada abone olun lan. Hadi öpüyorum.